Hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar lütsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. İki çalardık biz onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara bomba sardık, hadi hoppa patlatırdık. Hey gidi günlere, uzun uzun anlatırdık, espriler patlatırdık, hadi top top yuvarlardık. Hey gidi günlere. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Böyle muhitte böyle ev. Valla ne diyeyim beyler, çok şanslısınız. Akıl yok, akıl yok. Cildop gibi. Dur be abi, önce bir evi görelim. Gör, gör. Bak. Ah, abi sorması ayıp. Bizden önceki kiracılar ne tür bir hayvandı? Öğrenci cinsi. Sizin gibi üç tane erkek öğrenci kalıyordu burada. Şimdi sen bu ev 650 lira diyorsun değil mi abi? Biz yanlış anlamadık. Yok kardeşim, yanlış duymadım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Zaten siz burada 700'den aşağıya ev bulamazsınız. Yok abi, yok, iş yok burada. Biz bu paraya deniz manzaralı ev tutarız ya. Hadi yürüyün gidelim. Oğlum. Bak, bu evin manzarası deniz manzarasının daha iyi. Panoramik apartman manzaralı değil mi abi? Hayır canım. Kızlar yurdu manzarası. Kızlar yurdu mu? Zeynep, hem tembihliyorsun sonra da kalkmıyorsun. Zeynep! Oh. Ne oldu? Ne ne oldu? Sabah oldu. Fikriyelerden haberin var mı? 8'de burada olacaklardı, hala ortada yok. Ne? Haşan doğru mu diyorsun? Ha, akşam mı geliyorlar? Ay anacığım, hap İstanbul ne biçim bir şehir? Gez gez bitmezdi. Yüz kızım, ne gezmesiymiş bu? Ha baban duymasın. Ha bu arabadan bindiğin gibi iniverirsin ha. Akıllı ol, akıllı. Uy. Yüz kız varsa sevgilisi olanları bırak. Gıcıkları at. Felsefe okuyanları geç. Abisi olanlara zaten yanaşma. Nereden baksan 50 tane cillop gibi kız var karşıda. Bu dönem dev geçecek. Ne yapıyorsunuz orada mart kedileri gibi ha? Bu kimsiniz? Merhaba. Nigar Hanım, bunlar yeni kiracılarınız. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Mesela Zafer mimarlık okuyor. Bu ikisi de fotoğrafçı çıkacaklar. Tabii ama yani Erdal Bey öyle sadece fotoğrafçılık deyip geçmeyin. Yani neticede biz düğün fotoğrafları falan çekmiyoruz. Ne varmış düğün fotoğrafçılığında? Benim rahmetli kocalarımdan biri de düğün fotoğrafçısıydı. Hayır canım, neticede insanların mutlu anlarını resmetmek rahmetlilerden biri mi dedi? Bakın, sizi sadece bir kere uyaracağım. Duvarlara çivi çakmak yok. Yazı yazmak hiç yok.
Ayrıca yüksek sesle müzik dinlemek, içkili davetler tertip etmek de yok. Bir de mahallenin namusu söz konusu. Karşıdaki kızların birine yan gözle bakanın gözlerini oyarım. Mehmet abi! Hadi ya, saat 10'u geçti. Mehmet abi! Mehmet abi hadi! Mehmet abi toplanmışsınız, ne bağırıyorsunuz canım? 5 dakika geç girin yani, çatladınız mı? Bütün kızlar toplandık! Toplandık! Kızlar, fazla abanmayalım tamam mı? Bakın aynı anda iki makineye yüklenince sigorta atıyor biliyorsunuz. Of! Yine elektrikler kesildi. Kofra attı tabii. Ya kaç kere diyorum şu elektriğe fazla yüklenmeyin diye. Kesin Gülenay'ın işidir. Kesin onun işidir. Ay yardım edin isterseniz. Elektrik mühendisliğinde okuyorum da. Ay ben vallahi hiç anlamam bu işlerden. Şimdi siz makineyi sırayla hangi işlemlere tabi tutacaksınız? Senin anlaman gerekmiyor canım zaten. Bırakın da çocuk rahat rahat çalışsın. Karşıya Nigar'ın evine 3 yeni çocuk taşınmış. Ciddi misin sen? Hangi pencereye? Rezil olduk. Baskın, basıldık. Ne? Hoş geldiniz müdür hanım. Yine mi? Geldi işte. Kim patlattıysa söylesin. Kahve makinesi, çamaşır makinesi. Doğru ya. Bugün çamaşır günüydü. Ceza olarak yurda giriş saatiniz 1 saat geri alınmıştır. Hoş geldin. Hoş bulduk da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kızım? İyiyim, siz nasılsınız? Ay keşke Fikri'yi geçen dönemde gönderebilseydiniz. Bir sürü ders kaçırdı. Yani artık İstanbul'da okumasına izin vermenize çok sevindim. Ay güzel kızım. Nasıl bırakıp gideceğim seni? Ya oldu mu şimdi Hayriye teyzem? Ben varım burada. Kızımın sağa emanet Zeynep. Gözümüz arkada kalmasın. Ha bu kız deli deli yatağı. Üzerine örtü açsın değil mi? Örtmem mi ya? Gerekirse bağlarım ben bunu. Gör bakalım o zaman hareket edebiliyor mu? Oh, güzel kızım. Kendine iyi bakacaksın. Söz ver bana. Söz veririm de. Hadi hadi. Hadi Hayriye gidelim. Kız da yol yorgunu. Dinlensin de. Hadi kalın sağlıcakla. Ben burada, o İzmir'de. Aylar olmuş görüşmeyeli. Baş başa bir şeyler yaparız diye beklemiştim. Ne yaptınız? Yürü be!
Hanenin uzun kadın. İşte bu be. Selam. Babam bekle. Taksine ne güzel olmuş sarı lacivert. Sarı. Lacivert. En büyük. Evet. Sarı. Lacivert. En büyük. Evet. Sensin ufak. Ben 20 yaşındayım. Fikriye! Zeyno! Gel gel. Senin kuzuyu bulduk. Oh. Şimdi geldi şekerim, geldi. Soğuyor ya. Hadi hadi hadi. Kızlar. Herkes alsın çaylarını, dağıtmam valla. Çaylar da olmuş. Çok güzel olmuş be. Fikriye! Herkes. Neredesin kız sabahtan beri? Kuyumak yaptım da. Oy. Kuyumak mı? Aferin sana. Günaydın sevgili kızlar yurdu sakinleri. Yeni bir günü karşılıyoruz. Şu anda saat 10.38. Hava sıcaklığı 4 derece. Rüzgar Karayel'den esiyor. Gündemde ise Ankara'dan gelmesi beklenen müfettiş var. Gündem kapıya dayandı. Dikkat dikkat. Hoş geldiniz efendim. Dışarısı çamur, paspasız da göremedim. Yıkadık efendim. Öyle mi? Bak, yukarıya çık, ablanlara söyle müfettiş geldi de. Efendim tekrar hoş geldiniz. Yurdumuza şeref verdiniz. Efendim bendeniz Bekçi Mehmet. Ben de Gönül Özalp, memnun oldum. Müfettiş geldi! Müfettiş geldi! Nasıl başlasak? Buyurun efendim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olayım. Mahsur yoksa bu odada kalabilirim. Psikopatın birine denk geldik, iyi mi? Bu nasıl teftiş ya? Gece yatıya da kalır bu. Bu yatak boş galiba. Boş. Allah Allah. Bu horluyordur da. Gece burada kalırsa var ya, benim gözüme uyku muyku girmez ha. Ay çok rahatmış. Tabii. Kendim seçmemeliyim. Uygun olan yatağı siz bana söylemelisiniz. Aman efendim. Siz müfettişsiniz. Siz yatağınızı nereye uygun görürseniz biz oraya boyarız. İyi ama ben müfettiş değilim ki. Ne? Peki ya nesiniz? Ben bir hukuk öğrencisiyim. Ha ha. Evet. Uy. İşte böyle. 40 yıllık eşimi, çocuklarımı bıraktım. Bir cesaret geldim. Bir köleni aldın değil mi? Aldım aldım. Almaz mıyım? İşte burada. Süper. Ver ver. Tövbe deyin de. Kızlar yapmayın da. Çok korkuyorum. Al canım, hiç rahat varsın. Ha, bunun tadı da bizim oraların pekmez şerbetine benziydi. Ha?
bakkala gittiğinde Çiko'ya çikolata alacaksın. Alacaksın. Nedendir bilinmez. Uyandığında imza defterini yırtacaksın. Yırtacaksın. Ve kapıları 12'den evvel kapatmayacaksın. Düşüyoruz ya, yazık bize. Yazık bezet değil, akılların. Hacer Fikri'nin babası arıyor. Ne? Merhaba burada. Babam merhaba. Ben de annemi çekiyorum. Ya uyudu, banyo yaptı da ağırlık çöktü herhalde, uyuyakaldı. Gönül. Ve Fikriye'yi tanımanı istiyoruz. Ve bize göndereceğin işaretleri bekliyoruz. Kızlar, ruhlarınızı evliyaya çevirin. Evliya, 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 seni hissedebiliyorum evliya. Buradasın. Daham. Bunu bize kanıtlamak için fincanı oyna. Bizi yanıtsız bırakmadın evliya. Eğer arkadaşlarımızı kabul ediyorsan bize bir işaret gönder. Ne işin var lan senin kızlar yurdunda? Bir kadıncağızın evini barkını bırakıp yurda geldiğine şaşmamalı. Adam hortlaktan beter. Ama bu gecenin asıl bombası eski Türk filmlerini aratmayan zamanlamasıyla kapıdan içeri giren müfettişti. Gönül! Beni duyuyor musun Gönül? Gönül! Ne arıyorsun gecenin bu saatinde burada ha? Gecenin bu saatinde burada. Bunun sorumlusu kim? Benim. Dedim. Artık delikanlılık mı dersiniz, sazanlık mı bilmem. Ama birinin bu suçu üstlenmesi gerekiyordu. Neyse. Kızlar yurduna feda olsun. Hepinize iyi geceler. Zeynep! Zeynep! Benim kızım da böyle sabah uykularını pek sever. Ay uyanacakmış gibi kuruyor ya saati. Ay vallahi hiç uğraşamayacağım. Hay Allah'ım. Çiko, ben mutfağa gidiyorum. Artık sen ilgilen. Ay yok, aç karnım benim bünyem kaldırmaz. Ben de geliyorum. Zeynep, kalk hadi, derse geç kalacağız ya. Gelmeyeceğim ben. Zeynep saçmalama, kalk hadi. Zeynep, hadi kalk bebeğim. Hadi güzelim benim. Canım benim, kalk hadi, kalk hadi canım. Anne ne ya, ben okula gitmeyeceğim. Aa, olur mu öyle şey Zeynep? Senin yerinde olmak isteyen bir sürü insan var. Bak ne güzel kazanmışsın, üniversiteye gidiyorsun. Gencecik eczacı olacaksın. Of ya, istemiyorum ben eczacı olmak istemiyorum. Evet Uturar, siz merak etmeyin. Anlama. Tabii, ben anons ederim size. Efendim? Tabii. Anons ederim efendim, merak etmeyin. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Cihat ya? Aaa! Ulan karılar ama buna çevirin burayı ya! Kafa bu, kafa! Şişti! Günaydın millet! Günaydın Mehmet abi, ne haber? Tövbe estağfurullah! Ya bir sen eksiktin yani! Günaydın Çiko, ne haber? Hadi biraz öne geç! Ay istemem, ihtiyacın yok zaten! Günaydın kızlar.
Hava sıcaklığı 10 derece. Rüzgar karayelden esiyor. Deniz hafif çalkantılı. Sevgili müdüremiz yakında yapacağı deprem tatbikatı için hepinizin hazırlıklı olmasını rica ediyor. Ayrıca... Efendim? Kitaplarım sende mi? Bir saniye. Zeynep Er Yılmaz. Zeynep Er Yılmaz. Dersler... Telefonunuz var, lütfen danışmaya. Zeynep Er Yılmaz. Telefonunuz var, danışmaya. Uyuyorsun değil mi hala? He? Yurttaki kızların dikkatine. Zeynep'i kaldır. Uyandır. Telefonu var. Zeynep hadi kalk canım. Telefonum var. Hadi canım kalk. Hadi be Zeynep. Ne istiyorlarmış benden yine? Yasemin diye biri. Yasemin kim? Canım organik kimya mı ne, o sınıftan tanıyormuş seni. Aa, nasıl bulmuş beni, ne istiyormuş? Bilmiyorum ben ne istiyormuş. Bağla bakalım. Bağla bakalım. Sen Azri'ye de kendine bir sekreter tut. Ne yaptın? Sinema gidiyorum. Allah'tan gidiyorum. İşim bittiyse telefon alabilir miyim? Bitmedi. Karla tutup düşmüş. Evet. Alo bana bak. Burası benim evim, anladın Alo mı? Alo Yasemin. İstediğim kadar konuşurum. Tuğrul, bıktım bu kızından. Telefon açmak istiyorum, açamıyorum. Bir şey söylesene. Tamam sevgilim, merak etme, halledeceğim. Annesiyle konuşuyorum. Bak Meral, kızın çok huzursuzluk çıkartmaya başladı. Hem seninle konuşmuştuk, bu hafta sende kalacaktı. Bıktım artık senin şu Uludağ muhabbetinden. Oğlun yaşında çocukla kırıştıracağına kızına analık yap. Madem konuşmuyorsun, versene şu telefonu. Ne yapıyorsun be? Ay ne yapayım, ben yeni kalktım. Bir sakin ol. Ya yeter, ben gidiyorum artık. Esas ben gidiyorum. Yeter, yeter be. Söyle anneme de, ikinizi de istemiyorum. Yurtta kalacağım ben. Ne oluyor ya? Alo. Alo Zeynep. Orası nasıl bir yer Zeynep ya? Rezervasyon falan mı yaptırmak lazım? Ne rezervasyonu güzelim, ne diyorsun sen? Evden ayrılıyorum diyorum. Yurtta kalacağım bundan sonra. Ne? Yasemin, bak bir sakin ol. Önce bir kafede buluşalım, ondan sonra, tamam mı? Tamam, kafede görüşürüz. Tamam. Ne olmuş? Yasemin buraya geliyormuş. Burada kalacakmış. Yasemin burada. Vay be. Yasemin de kim? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir nevi bu yurdun sahibi olur kendisi. Guess who? Beni çağırtmışsınız Müdür Hanım. Geç görür otur. Bir şey içer misin? Yok hayır, teşekkür ederim. Geçen akşam eşim yurtta kalmama içerleyince biraz da alkol almış. Erkek milleti anlarsınız. Neyi anlarım? Kızların içinde evli olan bir tek sen varsın. Evli, çocuklu. Her açıdan farklısın yani. Ama ben farklı olmak istemiyorum. Cezamı ise çekmeye hazırım. Tam bir hukuk öğrencisi gibi konuştun. Bak gönül, hepinizin disiplininden ben sorumluyum. Vakıf baskı yapıyor. Yurtta köklü bir değişiklik yapmanın eşiğindeyim. Sen yenisin. Gözler senin üstünde. Ailen yurt kurallarına uymak zorunda. Eşimle konuşurum, söz. Yurt hayatına alışabildin mi? Haliyle zorlanıyorum tabii. Yani evinden hiç dışarı çıkmamışken. Kolay değil tabii. Yeni yuvam burası. Bazen çay yapıp kızımla sohbetlemeyi özlüyorum müdür hanım. Oğlumun kokusunu. Akşamları onun ütüsünü ben yapardım. Alışacağım. Gönül, bir tavsiye. Kendini çok zorlama. Bu kendini zorlama yerine gençler ne diyor biliyor musunuz? Kendini sıkma mı? Kasma. Kendini kasma.
Ne kadar komik değil mi? Hay buraya gelmesem ben bunu öğrenemeyecektim. Ay çok şanslıyım. E kasacağım tabii, niye kasmayayım? Bunca yıllık aile hayatını parçalamaya değmez. Beni yanlış anladınız galiba. Gönül, senin gibileri çok gördüm ben. Yıllarca ev hanımlığı yapıp kendi hayatını yaşamamış kadınların ilk tercihidir eğitim. Ama o şans kaçmıştır artık. Bir iki ay içinde evlerine geri dönerler ve yurdu unuturlar. Hayat böyle bir şey. Ben hayatımı değiştirmeye geldim müdür hanım. Biliyorum. Köklü değişiklik yapmak isteyenler ya yanlış anlaşılır ya da hor görülürler. Bazılarına radikal denir. Bazılarına da diktatör. İyi günler. Ha. Dün akşam bıraktığım yerde aynen duruyorsun. Oğlum inanmayacaksın ama kız iki saattir beni kesiyor ya. Bakayım. Hakikaten kesiyor be. Da neyini kesiyor onu anlamadım. Sen daha Atilla Şanyüreğin karizmasını anlayamazsın çocuk. Onu anlamak için yaşaman lazım. Derinlemesine yaşaman. Kim ya bu sabah köründe? Allah'ım yarabbim ya. Ya arkadaşlar kapıyı açsanıza. Hadi Umutcan hadi ellerinden öper hadi canım hadi. Şerifleriniz hayırlar olsun efendim. Sizin de. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? Şöyle bir uğrayayım dedim. Nasıl? Alışabildiniz mi eve? Evet efendim. Aidatı ödememişsiniz gençler. Biraz da onun için geldim. En kısa zamanda ödeyeceğiz efendim. Evet siz hiç merak etmeyin. Biz onu en kısa zamanda hallederiz Nigar'ım. Yok, niye merak edeyim? Hiç merak etmiyorum tabii. Ne olacak yani? Bugün giderim yarın gelirim öyle değil mi? Siz beni acaba kimle neyle karıştırıyorsunuz ha? Ben kül yutmam. Efendim yarına kadar müsaade etseniz burs paramın yatmasını bekliyorum. Evet yani Nigar Hanım siz de bizi öyle bir cephelik cephenlik bir pozisyonla yakaladınız ki yani. Yok. Ama pizza alacak paranız var değil mi? Hadi bakalım sökülün. Bakın bu evin hala çok talibi var. İnsanlar kapımda kuyruk. Umutcan. Hadi. Affettim. Ama bir daha etmem. Unutmayın. Gözüm hep üstünüzde.
O iyiliğimi de unutmayın. Bu benim sömestr paramdı ya. Borçlusunuz bana ikiniz de. Sen nereye? Hani bugün okul yoktu? Ya güya İstanbul'a geldim. Daha habersiyle okul dışında başka bir yer görmedim. Gezeceğim. Kızım gezdireceğiz tamam da biraz sabırlı ol sen de. Ay fikirlik söz işte. Hafta sonu her yere götüreceğiz. Aman siz ona da bir kaynarsı bulursunuz. Ben anlamam kardeşim. Çıkacağım tek başıma. Ha bu İstanbul'u fethedeceğim. Kızım sen Elif'i görsen mertek sanırsın. Nereye gidiyormuşsun bakayım tek başına? Hem sen 110 nereye gider bilir misin? Hem sonra sen Sultanahmet nerede bilir misin? Ha bu kartpostalları ben boşuna biriktirdim de. Sultanahmet nerede görsen tanırım. Nerede görsen tanırsın da görebilir misin sorunu orada. Trabzon'dan İstanbul'a geldim ben. Ha bu Sultanahmet'i bilemeyeceğim. Ay anlaşıldı Fikirik. Seninle işimiz var. Fikirik bak öyle İstanbul tek başına gezmek falan yok. Hamsın da. Evde şeftalimin de uygunlaşmayı bekleyeceğim da. Fikriye. Aman iyi tamam. Ben de ha burada tek başıma tavuk gibi otururum. Ha şöyle. Çarptın ama. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Sağ ol abiciğim. Tak bir. Geç sen şimdi. Oturma. Ya ayın kaçı oldu? Hala burs paramı yatırmamışlar. Mis gibi bursun var hala konuşuyorsun ya. Sana en azından kara görünüyor. Biz ne yapalım? Ya güzel arkadaşım. Atılacağım diyorum. Son iki taksidi de ödeyemedim. Ya atılacağım diyorum. Siz hala makaranın peşindesiniz. Evet beyler bayanlar. Kafe bizim. Piyanist şantörü geldi. İstek parçası olanlar peçeteye yazabilirler. Yok be şaka. Jetonla çalışıyor. Erdal abi o zaman çalsana şöyle damardan güzel bir şeyler ya. Biz de sabah sabah neşemizi bulalım. Oldu Öticim. Hurhur çeşmesi değil bu. Jetonla çalışıyor dedik. Eğer paran yoksa ruhuna mama da yok. Arkadaşlar jetonu bir YTL oluyor. Yani bir jeton, bir şarkı, bir şarkı, bir YTL. Buyurun. Var mı lan 1 milyon? Evet. Buyurun çalıyor. Şunu bozdurup getirir misin? Tabii, siz bununla başlayın. Buyurun para üstünüz. Para kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bak part time eleman aranıyor. Ne yapalım yani işe mi başlayalım biz? Ha? Yani koskoca fotoğraf sanatçısı Atilla Şenyürek kafede mi çalışacak? Ya fena mı işte para kazanırız. Artık buna gerek kalmayacak baba. Bu ne şimdi? Satacağız. Bunun parası bize uzun bir süre yeter. Hayır abi olmaz. Bu senin ekmek kapın. Saçmalama ya. Ya merak etmeyin abi. Bu eskisi zaten. Evde yenisi var. Hem ileride daha iyisini alırız artık ha. Thank you.
Senin ilana ilgi büyük. Baksana millet sıraya girmiş. Ya oğlum bir dur, iki dakika bekle ya. Ya oğlum millet aç. Kim makineye para versin? Arkadaşlar o kadar okuduk ettik, şu Tilki Erdal kadar olamadık ha. Hale bak, bu nasıl bir işletmeciliktir ya? Serbest girişimci ruhu. Ben size söylüyorum, ilanla falan uğraşmayacaktık. Direkt havale edecektik Erdal'a, satacak. Aferin mi çekirge? Harbiden doğru söylüyor ha. Erdal abi. Buyurun, ne var? Ne istiyorsunuz? Abi biz şu benim fotoğraf makinesini satabilir miyiz diyorduk. Biraz paraya sıkıştık da. Olur tamam, satarız. Ama ben komisyonumu alırım ona göre. Al alam, hiç problem mi? Tamam. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. İyi geldin lan. Nerede kaldın kızım ya? Ağaç oldun burada. İşte yurt tantanası. Ne oldu? Evde kıyamet kopuyordu galiba. Ne olacak? Bugün babama evden ayrılacağımı söyledim. O ne dedi? Ne diyecek? İşine geldi tabii. Ya aslında uzun zamandır ben de eve çıkmak istiyordum ama ona izin vermiyordu. Bu yurt fikrini duyunca gözleri parladı birden. Kendi yurdu ya. Kendi yurdu mu? Kızım, bizim yurt vakıf yurdu değil mi? Evet. İşte Yasemin'in babası vakfın yönetim kurulu üyesi. Vay kurnaz. Hem kontrolü altında olacaksın hem de ayağına dolaşmayacaksın. İyice. Aynen öyle. Ama bu arada sen de cehennem hayatından kurtulmuş oluyorsun. İyi işte. Ya evet de ben yurtta nasıl yaşarım? Ben onu bilmiyorum. Sen nereye gideceksin? İstanbul'u gezeceğim. Bak sen şu otobüse bin, o seni İstanbul'un her yerine götürür. Uy, sağ olasın da. Ne yaptın oğlum, turist otobüsü? Bırak oğlum, biraz gezer işte. Hop, hemşire, nereye çıkıyorsun? İstanbul'u gezeceğim da. Açan sen Karadenizli misin? He ya, sen de Karadenizlisin. Bak bak, geç arkalara bir yer, hadi fazla cozam atmadan geç. Uy, sağ olasın. Geç bakalım. Uy. Konnichiwa. Kızım bak, her işini kendin yapacaksın. Yurt bu. Öyle tatil köyüne falan benzemez. Oda servisi yok bir kere, unut. Çamaşır, bulaşık, yemek hepsi sana bakıyor. İğrenirim ben bulaşıktan. Biz her gün yıkıyoruz. Hadi ya. Yoksa sen hayatında hiç bulaşık yıkamadın mı? Hayır. Çarşaf da değiştirmemişsindir sen. Kızım uzaylı mısın sen? Ya neyse, kafaya koyduysan hepsi öğreniyor. Yurda ilk geldiğimizde hepimiz ana kuzusuyduk. İnsan alışıyor. Vay, küçük hanım da beni kesiyor ha. Yerler seni. Kız ilana bakıyor. Erdal abi. Abi şu uzun boylu kız ilanla ilgilendi galiba. Ben buraya ne yapmaya geldim oğlum? Abi bak kız zengin ha. Sabahtan beri 20 şarkı çaldı, tamam hadi gözünü seveyim. Ver bakayım şu makineyi bana.
Efendim, bakmak istemez misiniz? Ne şimdi bu? Fotoğraf makinesi. Kelepir. Arkadaş biraz zor durumdaymış da o yüzden satıyor yani. Benim cep telefonum fotoğraf çekiyor canım. İhtiyacım yok. Zeynep'ciğim, sen bu sanattan anlıyorsun galiba. Yok ya. Böyle ara sıra dergiler, ara sıra sergiler ama çekmiyorum. Vay, sese bak. Benim telefonum da aynı sesi çıkarıyor. Aynı şey değil, bak. E çıkarıyor işte. Ya seninki dijital. Adı ne bunun? Adı mı? Ya markası diyeceksin herhalde. Yok canım, adı bir adı yok mu? O kadarını bilmiyorum. Sahibi şu masada, arkadaki masada oturuyor. Adı ne bunun? Markası demek istediniz herhalde. Yok canım, adı yok mu bir adı? Adı ben şöyle hemen. Yavaş yavaş. Adı yok ki. Zeynep ona süper bir isim bulur şimdi. Hala orasını siz bilirsiniz. Bir kere öncelikle söyleyeyim, bu makine manueldir. Aa, manuel şahane. Zeynep, bakabilir miyim? Ama dikkatli bakarsınız inşallah. Çünkü bu çok kıymetli bir makinedir. O güzel gözlerinizin nazarı değmez inşallah. Peki alsak Manuel'i. Ödemeyi nasıl yapacağız? Kimi? Manuel'i. Canım yavaş yavaş ödersiniz ya. Paranın ne önemi var ki? Ne de olsa komşuyuz. Ben yurda tam karşısında oturuyorum. Ben ve arkadaşlarım. Arkadaşlarını da çağırsana, masada yalnız kaldılar. Ciddi misin? Kekala. Tanıştırayım. Bunlar da saz arkadaşlarım Zafer ve Umutcan. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Ben de Ati bu arada. Eminim isminizin bir hikayesi vardır. Var ama uzun hikaye. Başka zaman anlatırım. Başka zaman ne zaman oluyor? Ders aralarında hep buraya gelirim mesela. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Tamam, alıyorum. Galiba burs paramın hepsi Manuel'e gidecek. Yalnız ilk takside ancak bursumun yatar yatmaz ödeyebilirim. Sevgili Manuel, bir gün seninle yollarımızın ayrılacağı hiç aklına gelmezdi. Ama hayat bazen insanı böyle kaçınılmaz ayrılıklara sürükleyebiliyor. Ama aslında her ayrılık yeni bir kavuşmanın müjdecisi aynı zamanda. Şimdi sana müthiş bir jübile yapıyor ve deklanşörüne son kez ama muhteşem bir kadrajla veda ediyorum. Ne oldu? Benim fotoğrafı mı çektin şimdi sen? Bu sadece bir fotoğraf olamaz. Bu sadece bir resim değil. Bu bir eser. Bu kare muhteşem bir güzelliği tarihe çiviledi şu anda. Ben de senin fotoğrafını çekebilir miyim? Neredesin? Ben mi? Ha, kıpırdama canım. Sen de çok hareketlisin ama. O kadar resmini yaptım senin. Bende yalnız bir fotoğrafın var. Bir başka bahçede, çok rahat, çok bahtiyar. Lazım Hikmet. O kadar sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Yeni türkü. Çok severim ben o şarkıyı. Benim de aklıma bir şarkı geldi, bekleyin çalacağım. Ben de geleyim seninle. Aa. Dikkat etsene ya. Kör müsün? Evet, körüm. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Tamam. Önüne bakmıyor ki ayı. Tamam. Tamam Zeynep. Önemli değil. Benim dikkatsizliğim. Dur. Yavaş.
şarkıyı da çalamadım ya. Ati, rica etsem sen atar mısın jetonu? Aklıma güzel bir şarkı gelmişti. Neyse, saat kaç? Derse yetişmem lazım benim, izninizle. Hadi biz de kalkalım arkadaşlar. Hadi, ben de eve gidip toparlanacağım. Akşam görüşürüz. Yüzeysel yaratıklar ya. Adam dünyanın en kaba herifi çıktı. Puf, bir anda yok ortada. Üzülmüştür, sarsılmıştır. İlkin anlamadıysa fikre alışmak güç oluyor tabii. Bazen senin yerinde olmak istiyorum Boncuk. O niye? Dünyadaki çirkinlikleri görmemek için. Ya çirkinliklerin görülebilir yerlerde olduklarını sanmıyorum be Zeynep. Çünkü sen kalbinle bakıyorsun. Ben de artık hayata farklı bir mercekten bakmak istiyorum senin gibi. Yeni bir göz istiyorum. Bulursan bana da verirsin değil mi Zeyno? Sanırım ben buldum canım. Onunla dünyayı iyileştirebilirsin belki de. Ah be Boncukcum be. Keşke herkes senin gibi görebilse. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır canım, şaka falan yapmıyorum. Sen görünenin ötesindekini görüyorsun. İnsanlarda eksik olan da bu. Ben insanların fotoğraflarını çekeceğim. Sen de ruhlarının röntgen filmini. Ver bakayım şu makineyi. Senin ruhunun da röntgenini çekeyim. Günaydın arkadaşlar. Hoca geldi. Bugün hidroklorofluorofosforik asidi inceleyeceğiz. Önce bir süre dersin telaffuzunu çalışacağız herhalde. Neredesin sen ya? Her yerde seni arıyoruz. Oğlum sorma, çok pis oldum ya. Penceredeki kız kör çıktı. Kör denmez, görme özürlü denir. Tamam abi, görme özürlü denir. Ayrıca o kızın kör olduğunu görmemek için senin kör olman lazım. Siz fark etmiş miydiniz? Neyi? Kızın kör olduğunu. Görme özürlü. Ayrıca evet, fark ettik. O zaman niye uyandırmadınız lan? Ha? Ya fırsat mı verdin? Hem sende daha önce hiç görmediğimiz yeni şeyler de gördük. Mesela senin ne kadar romantik, ne kadar centilmen ve kısacası ne kadar iyi bir insan olduğunu daha önce hiç görmemiştik. Nasıl, hoş kız ama değil mi? Evet de niye hemen bırakıp gittin kızı? Baksana ne kadar bozuldu ya. Lan, çok ayıp oldu değil mi? Evet. Mahvoldum ben ya. Arkadaşlar, günlük hayatta kullandığımız sabun, çamaşır suyu, tuz ruhu, sonra bazı ilaçlar, gazoz, sirke, tıraş kökü, cilt bakım kremi, ketçap gibi maddeleri yapısında asit ya da baz mı? Bazı asit ve bazlarsa yediğimiz sebze ve meyvelerde doğal olabilir. Hatta bazı asit ve bazların eksikliğinde canlı vücudunda bir takım hastalıklar meydana gelebilir. Evet. Şimdi önemli asit ve bazların özelliklerini ve kullanıldığı alanları inceleyelim. Saf fosforik asit renksiz kristaller halinde bir katı. Fosforik asit en çok fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında sentetik kriyolit imalatıdır. Ayrıca hidroflorik asit canlı üzerine şekil yapmak için. Boncuğum ben çok darlandım Gırcığım. Yurtta görüşürüz. Sonra parafin üzerine bir çelik kalemle istenen şekil çizilir. Zeynep nerede? Nereye böyle Zeynep Hanım ben? Dersi mi asıyoruz? Ay Gönül abla, ödüm koptu, danışmanım sandım. Bana bak, bizim profesörün konferansı varmış, onun için ders boştu. Ya sen? Ay ben de fosforik asit hakkında korkunç sıkıcı bir hikaye dinlerken içime afakanlar bastı. Sonra kendim bir anda seninle burada konuşurken buldum. Hı hı. Hayır, dersten nasıl çıktığım konusuna gelince tam bir muamma. Zeynep, gel ben sana bir çay ısmarlayayım ha?
Hafızan yerine gelsin. Vallahi süper olur. Hadi. Uy, buldum da. Ha, burayı buldum da. Ama dikili taşın aynısıdır. Bilmem sen. Onun var anam deska. Sen çiçeğim bir sene sen hiçbir şey anlamadın da. Doku kalaktan deska. Nakse deska. Abi inanmazsın. Aynısını tüm kızıdır da. İnanmazsın sen. O karım açlar ya dolu dayansın. Uy, ben de Japonca biliyorum da. Makarama sukuma. Ya makarama. Vatari masta da. Vatari masta da. Bu ne böyle? Kendisi yeni oyuncağım olur. Kullanmayı biliyor muyuz? Ya seneler evvel babamın bunun eski modeli Rus malı bir makinesi var mı? O öğretmişti az çok. Aman aman babalar ve kızları. Babam derse astığımı bir duysa var ya delirir. Zaten eczayı kazandım diye dünyalar onun oldu. Ya sen? Ya bu meslek bana göre değil gibi geliyor. Babam bunu göremiyor. Bakış açımız farklı. Neymiş efendim? Altın bilezik. Altın bilezik deyip geçme Zeynep. Bak mesela bunlar. Erdoğan bunlara göz koydu. Tek tek alıyor. Ama hele bir diplomam olsun. Elimde bir diplomam olsun. Kimse mesleğimi elimden alamayacak. Ya Gönül abla sen söyle Allah aşkına. Zevk almıyorsam, okuduğum ders aklımda kalmıyorsa bu mesleği edinmek doğru bir şey mi ya? 5846. Efendim? Fikir ve sanat eserleri yasası. Ha. Ya çok merak ettim. Açtım, okudum. Bir seferde ezberledim. Düşünsene. Yani iki paket yağ almasını unutan kadın. Diyeceğim o ki. Yani bir şey istediğin zaman böyle zevkle şekle yapacaksın. Vallahi şu anda fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum. Ne duruyorsun o zaman? Hadi koş. Koş. Güzel fotoğraflar çek. Ya sen var ya. Canım. Hadi koş. Zeynep. Dışarısı çok soğuk. İyice sarın. Gözün olsa nerende olsun istersin diye. Ben benimkini bugün boynuma astım. Adı Manuel. Hani şu her evde bulunan şipşak makineler vardır ya. Onunla bu makine arasında eski daktilolarla yazı yazmakla bilgisayar klavyesinde yazı yazmak arasındaki gibi bir fark var. Daktilo ile internete blog yazmak mümkün olsaydı öyle yapardım emin olun. Takır tukur vuruyorlar tuşlara. Sonra da böyle oluyor. Ya şey burada bak. Makinesi burada. Tamam. Hadi kolay gelsin sana.
makineyi fotoğrafçılık bölümünde okuyan bir çocuktan aldım. Öyle özendim ki ona. Keyif aldığı, ilgilendiği bir bölümde okuyor. Bense hiç alakam olmadığı halde eczacılıkta tüplerle, formüllerle uğraşıyorum. Sanırım ne yapmak istediğimi buldum. Ama acaba yolu değiştirmek için çok mu geç kaldım? Pardon. Nein. Benim suçsuzluğum ispatlandı. Abi ben dönmek istiyorum. Neden pasaport vermiyorlar? Geriz Ferhan'ın da bunu zaten söyledik. Adam yaralamadan. Frey gelsin. Abi ailem orada. Okay. Bir Afrika inancına göre fotoğrafın çekildiğinde ruhun çalınırmış. Bana hırsız mı diyorsun şimdi? Daha çok polis. Çünkü kendimi yakalanmış gibi hissediyorum. Bir kere ben seni değil anı yakalamaya çalışıyorum. Pusu kuruyorum, izliyorum ve tık anı yakalıyorum. Sensi pusu kuracağına nazikçe izin almayı denesene. Oo, izin istediğim an geçmiştir. Bayram geçtikten sonra şekeri bir tarafına derler. Duymadın mı hiç? Sormadan resmimi çektin. Ne yani? Özür dilememi mi istiyorsun? Hayır. Ruhumu geri vermeni. Amma da kıymetli suretin varmış. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Burası çok güzel bir yer. Benim güzel kardeşim Yeliz en güzellerine layık. Her zaman beklerim abicim. Ya bir dakika ya Yeliz. Şimdi burada bir bina dolusu kız mı var? Evet Ferit abi. Bir nevi kızlar kışlası. Allah Allah. Komutanlarınız var mı? Yok ama komutandan beter bir müdürü hanım varmış. Deniz yüzbaşı. Yani. Ne oluyor lan? Deprem! Ne depremi? Allah büyük bir yer. Tatbikat, tatbikat! Bir dakika, müsaade eder misiniz? Demir kapıyı açalım. Hadi çabuk hadi. Fikri! Ay bu Süreyya Hanım tatbikat için yağmur günlerini mi seçiyor? Yardım olmasaydı hepiniz ölmüştünüz.
Siz ne arıyorsunuz burada? Efendim, kardeşimi kaydettirmeye gelmiştik. Ah, sen Yeliz olmalısın. Evet efendim. Hoş geldin. Hem de önemli bir faaliyetimizin ortasında geldin. Hadi bakalım, sen de geç arkadaşlarının yanına, hadi. Efendim, biz askeriz de kışlaya dönmemiz gerekiyor. Onun için sizinle 2 dakika görüşebilirsek... Görüşelim asker. Ama önce tatbikatımızın ikinci aşamasında da yardımcı olacaksınız. Böylelikle benim kızlarım da bütün erkeklerin sorumsuz birer hayta olmadığını... ...sizin gibi kahramanlar olduğunu da görsünler ve öğrensinler. Ama komutanım... Evet efendim. Sonuçta görevimiz canımızdan önde gelir. Öyle olmalı. Yani sonuçta bu ülkenin gelecekteki analarını korumak ve kollamak... ...bizim en önemli vazifemizdir. Değil mi Seyfi? O zaman arka avluya. Emredersiniz komutanım. Ulan ne macera be. Anlat anlat bitmez bu askerlik şerefsizin. Ulan şimdi kız yıldızına çadır kuruyoruz abi, olaya bak ya. Ne yapıyorlar abi bunlar böyle akşamı köründe? Kör demeyin abicim bana. Bana kör demeyin. Yaramı deşmeyin benim, tamam mı? Zaten kızın suratına nasıl bakacağız bilmiyorum bir daha. Hoş baksak da anlamaz ya, neyse. Ya sen var ya, ruh hastasın oğlum, hasta. Ey gecenin kendisi gibi gizemli kadın. Şu anda aklından neler geçiyor acaba? Sen var ya, şair ruhlu bir hastasın oğlum. Bu kadınlar garip yaratıklar ya. Baksana bir de böyle hep birlikte toplanınca falan iyice sakat oluyorlar. Oğlum her şey tamam da bu iki asker nereden çıktı ya? Arkadaşlar, bunlar Dome çadırı. Dome çadırı nasıl kurulur? Öncelikle elimizdeki çubukları birbirlerine geçiriyoruz. Ben biliyorum canım. Bu çubukları çadırımızı tentelerini geçirmek suretiyle çadırımızı oluşturuyoruz. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çok hoş çocuk ya. Buyurun. Aman yok be, tipi tipe benziyor baksana. Tipi tip benim çocukluk kahramanımdı. Koleksiyonunu yapardım. Demek zevksizlik burada başlamış. Harbiden kim bu çocuk ya? Ya şu yeni gelen kız var ya, onun abisiymiş. Hadi ya. Hı? Dur bakayım sen. Merhaba. Sen Yeliz'sin galiba. Ben Ecel. Ben de Yeliz. Memnun oldum. Ben de. Annenden ayrılmak zor oldu değil mi Yeliz? Hı hı. Gülenay, Allah aşkına gene başlama. Ya, tamam ya. Hangi bölümde okuyorsun? Okul öncesi öğretmenliği. Aa, ne hoş bölüm. Merhaba, ben Melis. Ben de Yeliz. Süpermiş be. Melis Yeliz. Tıs gibi. Kızlar çekin şunu kenara. Kenara, 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 kenara. Hadi, hadi, hadi. Daha çabuk, daha çabuk hareket edin. Hadi, çocuklar çabuk. Nerede onun? Bunu buradan açman lazım ki ben de sokayım. İşte nerede? Onları açacaksın galiba ilk önce. Dur sen yorma kendini. Ben yorma kendini. Kısa dönem mi yapıyorsunuz askerliği? Yok canım, uzun. Şafak kaç? Ne sen sor, kaç ne de ben söyleyeyim. Hadi ya. Benim burada daha 2 yılım var. Şafak karanlık anlayacaksın. Yani askerlikle aynı olabilir mi yurt hayatı? Biliyorum. Sizinki daha kötü. Yani. 5 kişi. Süreyya Hanım. Oho Tuğrul Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de Yasemin olmalısın. Hoş geldin. Biz de tam başarılı bir tatbikatın ortasındaydık. Aa Tuğrul Bey, ben kızınızın bütün kayıt işlemlerini yaptırdım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bundan sonra kızım size emanet Süreyya. Merak etmeyin. Bakalım buraya kaç gün dayanabileceğiz. Hoşça kal baba. Görüşmek üzere. Fikri'yi gördünüz mü? Vallahi ben görmedim. Ya dalganın sırası değil, burada olması lazımdı. Hakikaten nerede o ya? Ben de görmedim. Of! Korktum, başıma gelmemiştir inşallah. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Sorun değil canım. Yani biz de biraz askeriyenin dışına çıkıp eğlenmiş olduk. Tabii tabii. Süreyya Hanım, benim size söylemek istediğim bir şey var. Kardeşim Yeliz böbrek hastası ve düzenli olarak diyalize bağlanıyor. Öyle mi? Çok üzüldüm. Geçen dönemde hastalığı yüzünden okula devam edememişti. Sağlığı bizim için önemli. Göz kulak olabilirseniz. Merak etmeyin. Hadi be kızım, neredesin ya? Sayonara. Fikriye, nerede kaldın? Ne oluyor? Arkadaşlarımdan biraz gezdim de. Fikriye, sen buraları nasıl gezdin? Bu kadar Japon'u nereden buldun? Hayır, hepsini geçtim. Kaybolmadan yurda nasıl döndün? Hemşerim getirdi de. Fikriye, ne hemşerisi? Bunların hepsi Japon. Alem kızsın vallahi ya. Vatashi başı koy. Taşı koydu. Kızlar, bundan böyle odanız burası. Bizim odaya gelmişsin, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ha, bunların böyle kuzu gibi göründüğüne bakmayın. Vallahi cazgırdır hepsi. Ha, bu arada yataklarınız da bunlar. Kafanıza göre artık takılırsınız. Şimdi bana müsaade. Görüşürüz. Ne haber Yasemin? Burası benim. Orası benim yatağım canım. Öyle mi? Bundan sonra benim canım. Kendine başka bir yatak bul. Hop hop, ne oluyor öyle selamsız sabahsız? Tamam tamam Hacer'cim, sakin ol. Zaten soğuk geliyor, benim üşütüyorum diye annem değiştir diyordu. Aferin, akıllı kızmışsın. Her çok önemli tabii, üşütmemek lazım. Allah Allah. Cık, eyvah, bizim bundan çekeceğimiz be. Sayın Gönül Özel. Sayın Gönül Özel. Lütfen danışmaya. Efendim, telefonunuz var, eşiniz arıyor. Ha, geldiniz mi? Bağlıyorum. Hayırdır Erdoğan? Kim o? Kim kim? Telefonu açan adam. Ha o mu? Mehmet Efendi bizim yurdun görevlisi. Efendiliğini bilsin. Peki Erdoğan, söylerim. Evet, ne vardı? Senin şu bilezikler. Gelip alsam. Recai sıkıştırıyor. Onu borca girerken düşünecektin Erdoğan. Hem böyle gece gece yurda bir daha gelme, tamam mı? Bu yurdun kuralları var. Müdür hanım çok sinirleniyor. Artık eve dön sen Gönül. Bak, söz veriyorum. Her şey eskisinden güzel olacak. Bilmiyorum Erdoğan. Beni çocuğum yaşındaki insanların içinde küçük düşürdü. Senin orada çocuğun yaşındakilerle ne işin var ki zaten? Gel evine dön, otur Gönül. Bak komşular sorsa, nerede Gönül hanım deseler, ben ne diyeceğim? Kızlar yurdunda kalıyor, avukat olacak benim güzel karım diyeceksin. Kızlar yurdu mu? Ne biçim yurt orası be? Telefonu el alemin adamı açıyor. Bir de kimsin, nesin? Hesap soruyor. Kim bilir orada başka neler dönüyor ha? Geceleri de sarhoşlar da danıyor, unuttun mu? Bana bak, kocana kafa tutma. Evine dön. Hadi şimdi. Tamam Erdoğan, anlaşıldı. Hiçbir şeyin değişeceği yok. Hadi iyi geceler anacığım. Boncuk, sizi çekiyorum. Hacer'im, sportmenim, çak bir poz bakayım.
Matmazel. Ya beni de çek. Çekmem mi ben seni? Kız, sen havlunun içine vursun ipoteke durdu. Ayranı yok içmeye. Rolls Royce'a gider. İp ip. Gülümseyin bari. Ya Zeynep, sen şimdi bütün paranı bu zımbırtıya yatırdıysan okul harcını nasıl denkleştireceksin? Arkadaşlar, evet bir hata yaptım ama daha fazla üstüme gelmeyin isterseniz. Geçmiş olsun. Getirin arkadaşlar bir bardak soğuk su. Ne oldu Aylin? Ay bütün burs parasını fotoğraf makinesine yatırdı akıllım. Kendimi kaybettim. Taksitle öderim sandım ama çok pahalı. Böyle büyükün altından kalkamam ben. Zararın neresinden dönersen? Fıstıklı pilavdır. Hemen geri ver bence Zeynep. Alır mı o Ati denen çocuk? Alır. İyi birine benziyor Ati. Boncuk, iyi olan sensin. Geri mi vereceğim şimdi? Hayatta en istediğim şeyi buldum. Ya da o beni buldu derken. Zeynep. Canım. Bak. Bu borcun için. Madem istediğin şeyi buldun, gönülden sana tavsiye. Hiç peşini bırakma. Ben böyle bir şey kabul edemem Gülün abla. Hediye değil ki. İlk fotoğrafını satınca ödersin. Hem bende daha birkaç tane var. Çok şaşırdım. Benim altın bileziğim senin altın bileziğin olsun. Gülün abla ne diyeceğimi bilemiyorum. Canım bak ben bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bizim kızlarla fotoğrafımızı çek. Erdoğan'a yollayayım görsün yurttaki arkadaşlarımı. Ha? Hadi kızlar. Hadi kızlar hadi hadi. Dur, dur. Gel. Seni de bekleyin. Hadi fıstık sen de gel üzülüyoruz ama bak. Çekiyorum izin var mı? Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol. Sormadan, sormadan, sormadan yok.